Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidni ilmen ve fahmen ve ana hikli bis salihin. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmin bil hayr. بسم الله الرحمن الرحيم لا اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فاذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألم بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلهم تهتدون. صدق الله العظيم. Aziz cemaat, kıymetli müminler, gecemiz mübarek olsun. Mübarek Cuma gecesi hepimiz için, köyümüz için, ümmeti Muhammed için hayırlara vesile olsun inşallah. Şu mübarek gecede ve mübarek ay içerisinde yine Aşure gününe özel Aşure ikramımızı yaptık. Rabbim emeği geçen, katkıda bulunan, vesile olan, hizmet eden, aşçısı olana kadar Rabbim hepinizden razı ve memnun olsun inşallah. Aziz cemaat, kıymetli müminler, Aşure bereketin simgesidir, kaynaşmanın simgesidir, birlik ve beraberliğin nişanesidir. Okuduğum ayet-i kerime Âl-i İmrân suresinde 103. ayet-i kerime. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Âl-i İmrân suresinde bizlere şöyle buyuruyor. Ben 101. ayetten alacağım. 2-3 tane ayetin mealini okuyacağım. İnşallah anlamaya gayret ederim. Diyor ki Cenab-ı Allah, ey iman edenler, Allah'a karşı gereği gibi saygılı olun ve ancak böylece Müslüman olarak can verin. Allah'a gereği gibi, nasıl gerekiyorsa, Allah'a nasıl tanzim edilmesi gerekiyorsa o şekilde iman edin. Size Allah'ın ayetleri okunup dururken, üstelik de Allah Resulü aranızdayken, nasıl inkara saparsınız? Nasıl yoldan çıkarsınız? Her kim Allah'a bağlanırsa kesinlikle doğru yolu bulmuştur. 103. ayette de hep birlikte Allah'ın ipine sarılın. Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı yapışın. Bölünüp parçalanmayın. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşmandınız da, Allah gönüllerinizi birleştirdi ve onun nimeti sayesinde kardeş oldunuz. Allah'ın gönüllerimize vermiş olduğu nimet, sevgi, muhabbet, kaynaşmayla kardeş oldunuz. Siz bir ateş çukurunun tam kenarındayken oradan da Allah sizi kurtarmıştır. İşte Allah size ayetlerini böyle açıklıyor ki doğru yolu bulasınız. İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü men eden bir topluluk bulunsun içinizden. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. Ve son ayetin meali 105. ayet. Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra, kendilerine ayetler okunduktan sonra, kendilerine peygamber bu işin ehemmiyetini anlattıktan sonra, günümüzde hocalar bu işin ehemmiyetini anlattıktan sonra, artık bunu güncelleyin, parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. Allah'ın ayetleri geldikten sonra, birlik beraberlik ayeti geldikten sonra parçalanmayın. Bir olun, beraber olun. İşte onlar parçalanıp ayrılanlar
büyük azap içerisinde olacaklardır. Parçalanıp ayrılanlar. Evet. Ayet-i Kerime bu. Âl-i İmrân Suresi 103. Ayet-i Kerime 101, 102, 103, 104, 105. Abi. Şimdi Aşure'de yıllardır Kerbela'yı anlattık. Aşure'de yıllardır Kerbela'yı anlattık. İşte Hazreti Hüseyin'in radıyallahu anh şehit oluşunu anlattık. Nuh Aleyhisselam'ın gemisini yapmasından, işte o felaketten, Nuh tufanından kurtuluşunu anlattık. Ve Aşure'nin oradan geldiğini anlattık. Şimdi bizler bütün Müslümanlar olarak anlatılanlardan ders alamaz ise, okuduğumuz Kur'an, hocam dinleyelim, okuduğumuz Kur'an bize tesir etmiyorsa, okuduğumuz Kur'an hayatımıza yön vermiyorsa, cenazelerde, evlerde, mevlütlerde, bakın gerçekten üzücü şeyler oluyor, farkında değiliz. Adam 1 milyar para harcıyor, mevlüt yapıyor. 2 milyar para harcıyor, mevlüt yapıyor, oturup dinlemiyor Kur'an'ı. Boş duruyor, yemek verecek, çay verecek, Kur'an'ı kim dinleyecek? İşte bakın, neye değer verdiğimiz çok önemli abiler, bunu hep konuşuyoruz. Adamın zoru derdi, işte milletin karnı doysun, zihni doysun, gönlü doysun demiyoruz bak. Olaylar bizi hep böyle uyutuyorlar. Ama biz hiç farkında değiliz. Neye önem veriyoruz Hacı abi? Yemekler tam olsun, yemekler tam olsun, aman eksik bir şey olmasın. İşte tam böyle hoca sundular bir bardak şerbeti deyince o şerbet illa o anda gelecek, ama gelmezse olmaz. Bak bu tip şeylere çok önem veriyoruz. Oysa bizim dikkat etmemiz gereken şey neydi abiler? İşte az önce okuduğumuz Kur'an. Biz eğer bu Kur'an'ı evlerde okuduk eğer anlayıp da hayatımıza yansımıyorsa havaya gidiyor senin paraların. O yemekler havaya, sadece millete verdiğin ziyafet sevabını alırsın. İşte o yüzdendir ki peygamber torununu şehit ettiler. Kur'an'ı anlamadıkları için. Peygamberi anlayamadıkları için. Kim şehit etti? Muaviye'nin oğlu. Kim Muaviye? Muaviye kim biliyor musunuz abi? Bizim buralarda bizim kayınçısı diyoruz değil mi? Kayınçısı. Kayınbiraderinin oğlu. Yani peygambere bu kadar yakın olan insanlar peygamber torununu şehit etti. Biz hep böyle Kerbela'yı anlattık. Hazreti Hüseyin'in şehit olduğunu anlattık. Ama işte nereden geldi? Dedim hocam cemaat iyi elhamdülillah. İşte ben dedim işte hocam işte şu kadar cemaatim var, şu kadar şöyle bu kadar böyle, ben başladım hocam. Dedi ben sayı istedim. Cemaatten maksat çok olmak değil, grup alabalık değil. Camide 15 cemaat, 30 cemaat var. Bir olamadıktan sonra şurada namazda hoca Allahu Ekber dediğinde hocanın arkasında omuz omuza durdukları gibi dışarıya çıkınca da omuz omuza veremiyorlarsa onlar cemaat değildir. Cemaat dediğin aynı şeye üzülür, cemaat dediğin aynı şeye sevinir. İşte cemaat budur. Ama bizim cemaatlerimizde bu var mı? Yok. Biri oraya çekiyor, biri buraya çekiyor. Bir araya gelebiliyor muyuz? Gelemiyoruz. Bir şey yapabiliyor muyuz? Yapar. Hep, hani 2 2 daha 4, 4. 2'yi çıkar, yine 2 kaldı. Bak hep bu işler böyle abiler. Aslında hepimiz bunları çok iyi biliyoruz. Ama işimize gelmediği için görmezden geliyoruz, duymazdan geliyoruz. Sonra düz bir şey olmuyor bizim köyümüzde. Olmaz. Benim sizlerden acizane ricam abiler, Allah rızası için şu gecenin hatırına Aşure'den ibret alalım. Kerbela'dan ibret alalım. Aşure'yi sadece yediğimiz tatlıdan ibaret değil. Bak kaç tane tahıl bir araya gelmiş, bir tat meydana gelmiş. Aynı işte. Siz de Ketenciler'de 50 tane adam, 60 tane adam bir araya geldiniz, bak bir tat meydana geldi. Bir güzellik meydana geldi.
Bu işler böyle. Köyümüzdeki her işte böyle olmamız lazım. Ümmeti Muhammed olarak İslam adına, din adına bir ve beraber olmak lazım. Bunu yapamıyorsak bizim hiç kıldığımız namaz, az önce dedim ya, sen dur namazı, namaz seni birliğe beraberliğe götürmüyorsa, okuttuğun Kur'an birliğe beraberliğe götürmüyorsa, okudur sen. Okuttuğun, kıldır namazı sen. Onun için abilerim, benim sizlerden ricam. İnşallah. Buradan sonra kendi kendimize bir soralım. Kendi kendimize sonra biz bir ve beraber olamaz mıyız? Birlik içerisinde olamaz mıyız? Oluruz, niye olamayız? Her şeyi görmeyeceğiz, her şeyi duymayacağız. Köyün menfaatine, köyümüz adına, dinimiz adına bir ve beraber olmaya inşallah gayret edelim. Kimse gibi yani yanlış anlamayın. Hani biz de cami imamlarıyız, gelmişiz dışarıdan. Köydeki herkesi sevdiğimizi mi zannediyorsunuz? Ömer Ali Şükrü'deki herkesi seviyor mu? Sevmiyor. Bazı insanlara ne yapıyor? Dinin icabı, görev icabı ne yapıyoruz? Tahammül ediyoruz, sabrediyoruz, idare ediyoruz. Aynı biz idare ediyorsak, hepinizi aynı şekilde muamele etmeye gayret ediyorsak, sizler de Allah rızası için tahammül edeceksiniz, idare edeceksiniz, sabredeceksiniz birbirinize karşı. Her telde insan var köyde. Önemli olan bu insanların bir araya gelip ne olması? Dine hizmet etmesi. Anladık. Rabbim inşallah bizlere bir ve beraber olmayı nasip eylesin. Rabbim gecemizi hayırlara vesile eylesin inşallah. Amin. Bir sorusu olan, bir şey demek isteyen var mı abi? Duaya geçeceğiz. Hocam. Yapsın hocam. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم فاهدنا ووفقنا وإلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم لِهُمَّتِي مَنْ أَرْسَلْتَهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ إِلَهِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ وَيَا رَحْمَ الرَّاحِمِينَ يَا رَبِّ مُبَارِكْ جُمَعَ gecesinde biz yine huzuruna geldik, ellerimizi açtık, boynumuzu büktük. Senden istiyor, senden diliyoruz ya Rabbi. Sana açan evlerimizi sen boş geri çevirme ya Rabbi. Okuduğumuz Kur'an-ı Mubin'in suhini, celilerini esnasında getiren tekbiratı, salat ve selamı. Yapılan vaazınız kâhtı dergâh hizmetinde kabul ve karayın eyle ya Rabbi. Gönüllerimizi, kalplerimizi, hanelerimizi, işyerlerimizi okunan Kur'an'ın nuruyla pır nur eyle ya Rabbi. Dara okuduğumuz Kur'an'a göre hayat yaşayabilmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Hazır olan sevabı evvelen bizden süresayla yap iki cihan-ı serveri. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz, latif, adlı şeriflerine hediye edildik sen haberdar eyle ya Rabbi. Bu camiden, bu köyden gelmiş ve geçmiş küçük ve büyük cümle mevcaların ve ruhlarına hediye edildik sen haberdar eyle ya Rabbi. Uzaktan ve yakından keşif edip de okunan Kur'an-ı Mubin'i dinleyip de duamızı amin amin diyen cemaat-i müslümin dermişlerimizin dermişlerimizin ruhlarına hediye edilsen haberdar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi vatan, millet ve mukaddesat uğruna canını feda eden aziz şehitlerimizin ruhlarına hediye edilsen haberdar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bu vesileyle bizler de ölüm haliyle hallendiğimiz zaman bizim de ardımızdan hayır duada bulunacak hayırlı evlatlar yetiştirebilmeyi, ardımızda hayırlı evlatlar bırakabilmeyi sen cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Ölüm bize ansızın geldiği vakit gelmeyi şahadet ki buyur. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek çene kapayabilmeyi sen cümlemize nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel alemin ve ya Rahmanel Rahimin. Ya Rabbi bu vesileyle bizleri ve şu güzel cemaatimizi Kur'an'dan, imandan, İslam'dan, Resulümüzün yolundan ayırma ya Rabbi. Bizleri ve şu güzel cemaatimizi
fitneden, fesattan, kazadan, beladan, yalandan, haramdan, içkiden, kumardan, zinadan ve iftiradan, şeytandan ve şeytanlaşmış insanlardan emin ve muhafaza eyle ya Rabbi. Gecelerimizi kadir, gördüğümüzü hızır, cümlemizi ölüme hazır kullardan eyle ya Rabbi. Hasta kullarına şifa, dertli kullarına deva, borçlu kullarına edalar ihsan eyle ya Rabbi. Hidayete ihtiyacı olan kulların var. İstemesini bilmeseler de sen merhametinle muameleyle hidayet nasip eyle ya Rabbi. Eşi olmayan kardeşlerimize hayırlı bir eş nasip eyle. İşi olmayan kardeşlerimize hayırlı bir iş nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizleri senden başkasına muhtaç eyleme ya Rabbi. İlahi ya Rabbel Alemin ve ya Rahman Rahimin. Ya Rabbi şu mübarek gecede aşırı programı düzenleyen, şu programda emeği geçen, katkıda bulunan herkesten, davete icabet edenlerden de sen razı ve memnun ol ya Rabbi. Şu güzel cemiyetimizi sen hayırlara vesile eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel Alemin ve Erhamer Rahimin, ya Rabbim vesile eyle. Hazreti Adem Aleyhisselam'ın tövbesini kabul eden sensin ya Rabbi. Sen bizim de tövbelerimizi, dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Ya Rab Yusuf Aleyhisselam'ı kuyudan çıkaran sensin ya Rabbi. Ya Rab bu vesileyle bizleri de günah kuyularından çıkarıver ya Rabbi. İlahi ya Rabbel Alemin, Nuh Aleyhisselam'ı ve inananlarını tufandan kurtaran sensin ya Rabbi. Bizleri de çağımızın felaketlerinden, tufanlarından eminle muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rab, Yunus Aleyhisselam'ı balığın karnından çıkaran sensin. Balığın karnından kurtaran sensin ya Rabbi. Ya Rab, bizleri de nefsimizin karanlığından aydınlığa çıkartıver ya Rabbi. İlahi ya Rabbel Alemin ve ya Erhamer Rahimin. Ya Rab, bugün hürmetine Yakup Aleyhisselam'ın kör olan gözlerini de açan sensin. Ya Rab bize de Kur'an'a ve İslam'a olan, İslam'a kör olan gözlerimizi açıver ya Rabbi. İslam'ı anlayabilmeyi, Kur'an'ı anlayabilmeyi, ona göre yaşayabilmeyi hepimize nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel Alemin ve ya Rahmaner Rahimin. Ya Rab Musa Aleyhisselam'ı da zalim Firavun'un şerrinden kurtaran sensin ya Rabbi. Bu vesileyle bizleri de şeytanlaşmış insanların şerrinden muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rab yine İbrahim Aleyhisselam'ı Nemrut'un ateşinden kurtaran da sensin. Ya Rab biz günahkar kullarındır. Ya Rab biz günahkar kullarını desem cehennem ateşinden kurtarıver ya Rabbi. İlahi ya Rabbel Alemin bu vesileyle aşure gününü anlamayı, Kerbela'dan ders almayı, ona göre hayat yaşamayı sen cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Bu vesileyle bizlere, köyümüze, köylümüze, milletimize, devletimize, devlet büyüklerimize senin rızan doğrultusunda bir ve beraber olabilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi Rabbil Alemin. Kâf el-iman ve İslam'ın ervarı için, cümle müşterimizin ruhları için, Kerbela şehitlerinin ruhları için. Ya Rab şu gecemizin hayırlara vesile olması için, amin. Ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selameti için, amin. Hazreti Habibullah'ı için, amin. Allah rızası için, İlahi Teala'l